Herkese merhaba. Yetenek geliştirdiğimiz serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tahmin ediyorum şu an 13. bölümde olmamız lazım. Baya bir şey yaptık bugüne kadar. Buraya kadar geldiysem herhalde devamı gelir diye düşünüyorum. Yani iyi bir sabır gösterebildiğimi tahmin ediyorum. Şimdi bu bölümde 10 parmak klavyeye devam ediyoruz. 2 hafta oldu. Normalde ben buna başlayalı baya bir oldu. 3 haftayı geçmiştir belki ama çalışamadım. Arda arda çalışamadım. Çok günler oldu. Farklı nedenlerden dolayı. O yüzden çalıştığım günlere hesaba kattım. Şu anda tam çalıştığım 14. gündeyim. Yani 2 haftadır buna çalışıyorum olarak düşünebilirsiniz. Söz verdiğim gibi yapamadım. Çünkü şöyle oldu. Durun söz verdiğim şeyi göstereyim size. En son bir önceki videoda şu ikisine bakmıştım. Mouse'u görüyor olduğunuzu düşünüyorum. Yani ders 1 ve ders 2'ye bakmıştık. Diğerlerinde de şunları bitiririm gibi bir tahminim, düşüncem vardı ama yapamadım çünkü düşündüğümden çok çok daha sıkıcı bir deneyim oldu benim için. Çünkü gerçekten öyle hani bir ukulele de olduğu gibi veya baskette olduğu gibi eğlenerek çalışmıyorum. Hani biraz zorlamayla gidiyor. Ama gitgide biraz daha eğlenceli olacağını düşünüyorum. Bu sıkıcı olmasının nedeni hani İlk derste görmüştünüz muhtemelen işte A boşluk, S S S boşluk, D D D vesaire gibi yazmamdı. Bu hani ilk başta hani bir şeye yeni başladığımız için güzel geliyordu ama şimdi bir süre sonra gerçekten sıkıcı olmaya başladı. Ve hani bunlar gerekli, gereksiz şeyler değil ama gerçekten sabır gerektiriyor. Eğer sabır gösterip üzerine düşerseniz başarıyorsunuz. Ha dediğim gibi biraz sıkıcı, yani bana en azından sıkıcı geldi. Belki daha hızlı öğrenen arkadaşlar olsa onlara çok da eğlenceli gelebilir. Şu an ben bu ders 4'ü bitirdim. Başlangıç seviyesi ders 4. Hemen hemen çoğu harf vardı bunda. Şu şekilde şeyi göstereyim ben size. Hani ders 17'den itibaren kelimeler başlıyor. Bazı harfler eksik bunda ama hemen hemen çoğu harf var. Aslında bugün 14. gün. Yani bugünkü çalışmamı sizle beraber yapmak istiyorum. Bu şekilde bir video olsun istedim. Şimdi bu diğer videoyu da açayım. Ellerimi görün. Şimdi diğer videoyu da açtım görmüş olduğunuz gibi. Bu sefer biraz daha videoyu yakınlaştırdım ki hani hem parmaklarım hem de bastığım tuşları şöyle rahatça görün diye. Şimdi başlayalım. Dediğim gibi sizinle beraber yapacağım bu dersleri. Her birini birer kez yapacağım. 17, 18, 19, 20'yi. Normalde bir önceki videoda bahsettiğim gibi her birini beşer kez hemen hemen hatasız yapmak gerekiyor geçmek için. Ben bunları zaten çalıştım. Son 4 dersi de sizinle beraber çalışacağım. Yani bugün 14. gün, ondan bahsediyordum. 14. günü ben aslında çalışmadım. Yani şu an beni gördüğünüz şey 13 günlük çalışma. 14. günü sizlerle beraber çalışıyor olacağım şimdi. O zaman başlayalım bakalım durumumuz nedir. İlk başta birazcık hata yapabilirim diye düşünüyorum. Çünkü bugün bir antrenman yapmadım. Ama gitgide daha iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi başlayalım. Evet, idare eder. %94'lük bir başarıyla. Hep şaşırdığım harflere yine aynı şekilde şaşırdım. Devam edelim bakalım diğerlerinde nasıl olacağız. Yani genelde belli harflere şaşırıyorum. Onlarda çalıştıkça daha iyi olacağını eminim. Hani bu kanalın olayı da bu zaten. Çalıştıkça ne kadar sıkıcı da olsa üzerine düştükçe bir şeyleri başarabileceğinizi göstermek benim asıl amacım bu. Şimdi devam edelim. Aldığımız yerden şöyle bir hemen bir incelememe başlayayım. Çok iyi gidiyordum. Gaza geldiğim için rastgele tuşlara basmaya başladım. Sonlarda kötü oldu. Ama gördüğünüz gibi insan alışıyor.
Hani bu seviyeye gelmem bile benim için gerçekten büyük bir başarı. Onu da söyleyeyim. Ya en azından belli harfleri hatasız yapıyorum gibi gözüküyor. Evet, yine de %95 civarı doğruluk şeyimiz var. Son derse de başlayıp bitirelim. Bunu hızlı yapmaya çalıştığım için biraz da bu kadar hata yapıyorum. Belki birazcık daha düşünerek yapsam biraz daha iyi olabilir. İstiyorsanız ona da bir deneyelim. Şöyle yavaş yavaş yapayım. Yine aynı hata yaptık. Çok da yavaş yapmadım. Niyeyse aynı hataları yapıyorum yani. Tamam, o dediğimi yapmadım yani. Gaza gelip hızlandım yine. Neyse. Bu şekilde gördüğünüz gibi 2 hafta çalışmanın sonucu, hatta 2 hafta bile saymayabiliriz. Şunu diyelim. Şu ilk 4 dersi bitirmenin sonucu bu. Bütün dersleri burada hani gösterdiği gibi 5'er kez büyük doğruluk oranıyla bitirdikten sonra bu hale geliyorsunuz. Fena değil. 1-2 harf kaldı, işte Q, W, Ü, ondan sonra Ö, Ç, Z, X gibi harfler kaldı sadece. İşte virgül, noktadır. Bunları da önümüzdeki hafta çalışacağım. Yani devam edeceğiz. Burası bitti. Şimdi diğer tuşlar kısmına başladık. İşte nokta var. Virgül var. Başka bilmediğim ne var burada? Noktayla virgülle başlıyor. İşte 11. derse bakalım. Burada da Ü'ye vesaire, W'ya, yumuşak G'ye vesaire geçmiş. Ç'ye. Hani bu çalışmadığım şeyler, harfler. Son harfleri de bu şekilde yaptıktan sonra eminim ki biraz daha eğlenceli olmaya başlayacak. Çünkü artık kelime yazıyorum. Hani B, 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 C, C, C yazmıyorum. Yani kelime yazdığım için daha eğlenceli olacağını düşünüyorum. Daha çok çalışabileceğimi düşünüyorum. Umarım o şekilde olur. Bu dersleri bitirmiş bir şekilde karşınıza çıkarım. En azından bu 10 parmak klavye çalışmasının ilk bir ayında şunların hepsini bitirmiş olmayı düşünüyorum. Yani bunu yapmayı istiyorum açıkçası. Ondan sonra belki başka bir seride bu orta seviye ve ileri seviyeyi çalışabiliriz. Eğer düşündüğüm gibi olursa, gerçekten yazabiliyor hale gelirsem, zaten gerçek hayatımda da bu şekilde yazmaya kendimi alıştırmayı düşündüğüm için, çok uzun bir cümle oldu. Kendi kendime gelişeceğim zaten. Belki de bu orta seviye, ileri seviyeye gerek kalmayacak. Bilmiyorum. Belki de gerek kalacak. Hani aranızda katip deniyordu herhalde onlara. Hani böyle 10 parmak klavyeyi gerçekten iyi yazan arkadaşlar varsa, tabii bu videoyu yılları izlerken muhtemelen çoktan bu işler geçmiş olacak ama yorumlarda uyarabilirsiniz. Bunları yapman gerekli diye uyarabilirsiniz. O zaman şimdilik bu videoyu bitirelim. Durumumuz bu şekilde. Bir hafta sonra umuyorum ki şu en azından 6 ile 7'yi bitirmiş olarak karşınıza gelmek istiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.